Evlisiniz galiba. Evet, yani sayılır. Çocuk var mı? Henüz yok. Azal. Ben dışarıda bir yerde kalırdım aslında. Yani bu insanlara evli olduğumuzu söylemeseydik. Ben demedim. Sen dedin evliyiz diye. Başka ne diyebilirdim ki? Rahat ol, tamam mı? Benden sana bir kötülük gelmez. Ne demek bu şimdi? Bazen insan istemeden bilmeden birine bir kötülük yapar ya. Sen yaptın mı ki böyle bir şey? Ya arkadaş, bu Hazal sizin evin kızı değil miydi? Ona ne abi oldun ne koca. Oktayların tarafına gitti. Resmen ekti sizi be. Yanına bırakmayacağız elbet. Hem sen Oktay'ın eski arkadaşı değil misin? Hala da muhabbetin iyi. Şimdi ne diye böyle konuşuyorsun? Oktay moktay diye benim tepeme attırıyorsun. Ya çünkü haklı olan sensin. Mağdur edilen sensin. Küçük düşen sensin. Vallahi üzülüyorum senin şu haline ya. Yeter be, yeter be. Bir dakika otur lütfen. Belki bir daha bu cesareti bulamam. Eğer sakatlanmasaydım abine diyecektim ki... ben senin kardeşine vuruldum Mustafa. Onunla evlenmek istiyorum. Madem Hazal'ı sormayacaksın, ne istiyorsun benden? Hiç, yani seninle biraz konuşmak istedim. Bana bak, ben Hazal gibi değilim. Namuslu bir kızım. Öyle sokakta erkeklerle konuşma. Biliyorum. İşte bu yüzden hoşuma gidiyorsun ya. Aa, rahat bıraksana beni canım. Aa. Şşt, uyan bakalım. Abi. Abi. Zeynep. Abimi serbest bırakmanızın bedeli ne olacak? Ağlayarak daha fazla acı çektirme bana. Sen beni öldürdün. İçimdeki her şeyi öldürdün. Böyle konuşma. Seni bir kerelik istemedim ben. Sizin kasabaya kadar gelmenize gerek yok. Yengemi ben götürecekmişim. Ne oldu acaba? Kasabaya karşı uygun düşmez diye düşündü sonra. Elin adamları getirmesin Hazal diye. Sen iyi bir insansın ama... kocamın kardeşisin. Benim de kardeşim oluyorsun. Sana nasıl varırım ki? Bunu aklımdan bile geçirmem abi. Geri çek. Hapis benim olacaksın sen, benim.
ya. Bırak beni hayvan. Nerede kaldı bunlar? Yol hali oğlum, belli mi olur? Olur tabii. Şimdiye çoktan gelmeleri lazımdı. Alo. Ben Zeynep. Müsait misin? Olmaz mı? Buyurun. Abim gelmedi. Hiçbir haber yok. Seninkiler bırakmadı mı yoksa? Yok, o iş tamam. Senin istediğin gibi, merak etme. Beni aldattıysan bunu sana fena ödetirim. Abimin kılına dokunurlarsa elimden gelen her türlü kötülüğü yaparım. Yalnızım, güçsüzüm sanma. Hayatını darmadağın ederim seni. Tıpkı senin benim hayatımı darmadağın ettiğin gibi. Bak seni uyarıyorum. Eğer abime bir şey olursa bunun hesabını fena ödetirim. Tamam dedim sana. Senin istediğin gibi çözdüm diyorum. Sen yüreğini ferah tut. Boşuna üzülüyorsun. Alo. Kimdi o bağırıp duran kadın? Ne kadın? Sesi bize kadar geliyordu. Hepimiz duyduk. Sen ne anlarsın benim işimden be? Her yaptığım görüşmenin hesabını sana mı vereceğim? Canım burnumda zaten. Akşam akşam sinirimi bozma. Geldiler. Ne oldu sana? Aman oğlum, bu ne hal? Hadi çabuk pamuk falan kolonya getirin. Nerede o gelin? Yok, gitti. Nasıl gitti? Oktay, ne bu halin oğlum? Nerede Hazal? Abi, elin adamları getirmesin, rezil olmayalım diye kendim yoldan karşıladım seninkileri. Al. Kim dedi oğlum sana git kız al diye? Getiriyorlardı işte. Dedim ya, bize uygun düşmez diye düşündüm. Sonra? Sonra ne oldu? Yolda hastalanmış gibi yaptı. Sonra karnım marnım dedi, kaçtı gitti. Kaçtı mı? Evet. Epey peşinden koştum ama kaybettim işte. Karanlığa karışıverdim. Boş verin. Ondan bize hayır gelmeyecekti zaten. Sen karışma Belgin. Bu bizim işimiz. Ne olacak şimdi? Kim soracak bizim namusumuzun hesabını? Tamam anne. Önünde sonunda buluruz, merak etme. Olanların hepsi senin yüzünden. Abim buluyor, sen elinden kaçırıyorsun. Aşık bu Hazal'a canım. Onun için böyle zayıf davranıyor. Bana baksana sen. Şşş, tepemi attırma benim. Aşıksın işte. Aşıksın. Yalan mı söylüyorum? Onun için oyuna getiriyor seni. Bak gene kaçıverdi elinden. Parmağında oynatıyor be. Susacak mısın sen? Susmazsam ne olur ha? Tamam. Yeter. Sırası mı şimdi? Ne bu suratın hali senin ha? Kızın peşinden koşarken oldu, çalılar falan. Ne çalısı lan? Dayak yemişsin sen. Yok be abi, ne daya? Kime yutturuyorsun lan sen? Basbayağı sopa çekmişler sana. Tamam, sıkıştırmayın çocuğu, üstelemeyin. Hadi oğlum, hadi Oktay'ım, git bir yüzünü yıka. Aman iyi oldu, gelmesin bir daha o kadın bizim evimize. Ben de öyle diyorum ama kızıyorsunuz işte. Bana bak. Beni gerizekalı mı sanıyorsun senin bu aptalca yalanlarına inanayım ha? Yalan değil abi. Oktay, doğruyu söyle, bir sopa da benden yersin. Kıza bir şey mi yaptın oğlum? Yolda giderken arabadan inip nasıl kaçar lan? Ya dedim ya abi, hasta numarasına yattı. Bak, kızı bulunca öğrenirim gerçeği ona göre. Sana doğruyu söylemez ki. İftira atar elbet bana. Salak. Thank you.
Bedon, neyin var senin? Niye bu kadar sinirlisin? Yat uyu hadi. Sorgu sualin sırası değil. Burası hiç iyi gelmedi bize. Gidelim artık. İstanbul'a dönelim. Sen git. Ben şu meseleyi halletmeden bir yere kıpırdamam. Ben de seni bırakıp bir yere gitmem. Ne varmış gitmeyecek? İstediğin zaman dönersin. Yat uyu hadi. Çalmadın. Mustafa nerede? Ay nasıl tutulmuş her tarafım. Merak etmeyin, bir şeyim yok. Anlatayım. Hadi kalk. Hadi gel içeri. Hadi kızım. Senin için yaptım kızım. İşte böyle. Sonra kavga ettik Mustafa'yla. O eve döndü. Ben de kızdım, küstüm, gitmedim. Aa, hiç öyle şey olur mu kızım? İnsan kocasına kızıp da evine gitmemezlik eder mi? Olmaz ya. Sen şimdi kahvaltıdan sonra güzel güzel evine gidersin. Kocanla barışırsın. İstersen ben götürürüm. Yok hayır, dünyada gitmem. Kalsın biraz bensiz de aklı başına gelsin. Ah bu kasabalı gençler. Ne de aksi inatçı oluyorlar. Tamam. Eğer istemiyorsanız size yük olmam. Başka yere giderim ben de. Ne demek gelin kızım? Hiç biz seni gönderir miyiz? Ama evli bir kadının kocasından uzak durması olur mu hiç? Hem nerede olduğunu da bilmiyorum. Kim bilir ne kadar merak ediyordur. Vallahi Haydar amca hiç umurumda değil. Biraz da o alttan alsın. Ben de bir yere kadar gidecektim. Ben de seni yolcu edeyim. Belli ki bir tatsızlık olmuş aralarında. Bunları barıştırmak bize düşer Haydar efendi. Gitmem diyor ama kız. Sen hiç belli etmeden git, al Mustafa'yı getir. Ne evini bilirim, ne yolunu ya. Bulursun, zor değil ki. Kasabası malum, ne kadar çıkıyor. Muhtara sorarsın. Ya kardeşin anasının isimlerini söylediydi ya. Dur bakayım, dur, aklıma gelir şimdi. Dur. Tamam değil mi? Başka işlem var mı? Tamam. Sağ ol, doktorla görüştür zaten. Haftada bir kontrolü tamam. Geleceğim. İyi günler. Geçmiş olsun. Sana ya. Hem maçta kaybediyorsun hem kumarda. Kızdırmayın canım çocuğu. Zaten nerede geldi baksanıza. Ne olmuş? Ne varmış halimize? Oğlum sapla saman birbirine karışmış. Biz halden anlarız. Kolay değil tabii. Ne diyorsunuz siz be? Ne kolay değil? Ortalık çalkalanıyor. Rahmetli Beys'in dul karısı kaçmış bunların elinden. Biriyle gitmiş diyorlar. Gelin de gelinmiş hani. Elde avuçta tutulmuyor. Bir sen tadına bakmadın şu kızın be Selman. Bu iş burada bitmedi daha. Bu iş burada bitmedi. Boş ver be. O kadar kişiden arta kalanı sen ne yapacaksın? Hazal'a demiyorum ben. Ama intikamımı alırım. Unutmayın onların da kızı var. Ne yapacaksın o kızı? Evde kalmışın teki. Evleneceğim demedim oğlum. Öcümüzü alacağım dedim. Hadi hadi hadi. Hadi devam. Kimi aradınız? Kızım adım Haydar. Mustafa'nın evi değil mi burası? Evet. Niye arıyorsunuz abimi? Abin ha? Demek sen Mustafa'nın kız kardeşisin. Abimden haber mi var yoksa? Dün geceden beri onu bekliyorum.
Bir şey yok değil mi? Dur kızım, sakin ol. Asıl ben ondan haber almak için geldim. Evi zor buldum. Yolum da uzak. Bana bir bardak su verirsen makbule geçer. Tabii tabii. Buyurun geçin. Oh, ölmüşlerin ruhuna değsin güzel kızım. Su verenlerin çok olsun. Amca söylesene, abim nerede? Evladım, Mustafa gelin kızla kavga etmiş. O da kocasına küsüp yanından ayrılmış. Bizim eve geldi. Senin haberin var mı? Gelin kız mı? Evet, Hazal. Şimdi ben buraya geldim ki Mustafa'yı alıp bizim eve götüreyim. İkisini barıştırayım. Ama vallahi kızın hiç haberi yok benim buraya geldiğimden. Yürü amca, gidelim sizin eve. Asıl Mustafa'nın gelmesi lazım kızım. Abim eve gelmedi. Ben bir konuşayım Hazal'la, bu meseleyi çözerim. Sen merak etme. Hadi. Hadi. İşte bizim fakirhane burası. Aa, Haydar geldi. Bak oradalar, gel. Yanındaki kim acaba? Allah Allah, ben de bilmiyorum. Gelin kız, baksana kimi getirdim. Ne de olsa gelin görümceyiz ya, biraz soğukluk olur. Aa, hoş geldiniz. Şaşırdım da birden. Siz tanışıyor musunuz? Hadi itiraf edeyim. Ben seninle barıştırmak için Mustafa'nın evine gittim. Kendini bulamadım ama kız kardeşini getirdim. Bize biraz müsaade. Gelin görümce şöyle bir aramızda konuşalım. Tabii tabii. Ne oldu Haydar? Kocası Saiden mi yoktu? Yoksa gelmek mi istemedi? Mustafa evine gitmemiş. Ha? Kardeşi de şaşırdı bu duruma. Hazal'ı görmeyi o istedi. Allah Allah. Karışık bir şeyler var ya, dur bakalım. Ne bu evlilik oyunu? Nerede abim? Zeynep, sanki seni tanıyor gibiyim. Mustafa o kadar çok bahsetti ki senden, annenden. Cevap ver bana. Abim nerede diyorum sana? Anlamıyorum. Eve dönmüş olması lazım. Hayır, gelmedi. Neler olduğunu söyle hadi. Bedrettin abim bizi buldurdu. Ama Mustafa'yı serbest bıraktırdı. Sonra da kardeşi Oktay eve götürmek istedi. Ama kaçtım. Neden? Eve gitmeyip de ne yapacaktın? Zeynep, Oktay bana saldırdı. Zorla sahip olmak istedi, anlıyor musun? Sana ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Nereye gidersen git. Kiminle olursan ol. Ama abimi rahat bırak. Senin yüzünden başına gelmedi kalmadı. Uzak dur ondan. Ben bir şey yapmadım. Mustafa hep kendi geldi ardımdan. Nedenini anlamadım. Bırak artık abi. Başının çaresine bak. Üzülme. O artık serbest. Bak beni iyi dinle. Abimin hayatını kurtarmak için ben çok şey verdim. Ama gerekirse o Bedrettin'e gözümü kırpmadan teslim ederim seni. Abimi senin yüzünden yakma. O serbest diyorum. Niçin anlamak istemiyorsun? Önünde sonunda eve dönecektir. Mustafa'nın başına bir şey gelirse Bedrettin'den gelir. Şayet dönmezse ona bir şey yaptıklarına inanacağım. Abimin karşılığında yerini söyleyeceğim ona. Zeynep. Anne, ne zaman geldin sen? Bedrettin Bey'den az önce. Ne işin var senin burada? Hazal dönmedi Zeynep. Eve dönmedi. Yolda kaçmış. Abim de dönmedi. Kızım neler oluyor? Abin hala yok. Nerede? Anne sen bu işe karışma. Bak Zeynep. Senin hatırın için Mustafa'yı serbest bıraktım. Anlaşılan hata etmişim. Belli ki birlikte gittiler. İkisini de elimden kaçırdım. Beraber değiller. Sen nereden biliyorsun? Hazal yalnız. Yalnız mı? O zaman onun nerede olduğunu biliyorsun. Beni kızdırma da söyle, nerede Hazal? Susma Zeynep, söyle dedim sana.
Bak Mustafa'yı bir daha elime geçirirsen bu defa bırakmam bilesin. Abim sağ salim bu eve dönmeden Hazal'ın yerini asla sana söylemem. Söyleyeceksin, sana söyletirim. Ne yapıyorsun, bırak bırak kızımı. Anne bırak. Anne bırak. Hadi vur. Vursana. Bana attığın tokatın yanında ne ki bu? Vursana. Neler oluyor Zeynep? Böyle bir hareket yapmak istemezdim ama beni çıldırttın. Derhal git bu evden. Abini kurtarmak için Hazal'ın onunla olmadığını söylüyorsun. Ama ispatlayamıyorsun. İkisinin birlikte olduğunu sen de tahmin ediyorsun. Ben ikisini de bulacağım. Bu sefer her şey başka olacak. Başka. Zeynep, sen nasıl bir işin içindesin? Bu adamın seninle zoru ne? Ne olur bana doğruyu söyle kızım. Hiç anne, hiç. Bana bir süre dokunma artık. Zamanı gelince her şeyi öğrenirsin. Şimdi dükkana gitmem lazım, geç kaldı. Zeynep, abin ararsa bana hemen bildir, emin. Tamam anne, tamam. Bir dakika bakar mısınız? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Sizinle konuşmak istiyorum. Neden? Ne hakkında? Sen, ben. Bizim hakkımızda. Öğrenmen gereken çok şey var küçük hanım. Şuralarda, bir yerlerde konuşsak diyorum. Ben az önce sizin evinizden çıkan adamın karısıyım. Bedrettin'in. Ayağını denk al. Anladığım kadarıyla sen Bedrettin'in ya metresisin ya da olmak üzeresin. Kocamın yolundan çekil. Bu yol çok meşakkatli ve acılarla doludur. Sana göre değil. Kıskançlık sizin gözlerinizi kör etmiş. Ama şunu bilin ki hayatımda kocanız kadar nefret ettiğim kimse olmadı. Ben seni uyarıyorum. Kötü bir hayattan geldim. Bak bu eski yıllardan kalma bıçak yaralarımdan biri. Küçük yaşlarda pavyonların zehirli havasını solumaya başladım. Bugünlere gelmek hiç kolay olmadı benim için. Bu kadar zor elde ettiğim hayatımı kimseye bozdurmam. Eğer canına susamadınsa uzak dur ondan. Hiç böyle yapmazdın sen. Haftalardır bana elini sürdüğün yok. Sus, böyle konuşma. Büsbütün soğuyorum senden. Birine mi tutuldun? Senin ne var ha? Artık bana tahammül bile edemiyorsun değil mi? Belgin, karımsın tamam mı? Nikahlı karım. Ama şansını fazla zorlama. Sus otur işte. Bedrettin abi, Bedrettin abi. Bu da kim? Bedrettin abi. Bilmiyorum. Öğreneceğim. Sen dur bekle. Başka kimse de gelmesin. Ne oluyor? Bir adam var. Ben de duydum. Durun ben bir gidip bakayım. Oğlum gitme, abin kızar şimdi. Aman anne ya. Kimsin? Bedrettin abi, benim Mahmut. Hangi Mahmut? Tanıyamadım aslanım seni. Yaralı mısın? Rahmetli Veys'in ortağı Mahmut. Ulan olsun. Ulan her yerde seni aradım be. Abi. Şimdi kendi ayağınla mı geldin lan? Ölümüne kendin mi geldin? Ocağına düştüm abi. Sana sığınmaya geldim. Ulan bir de utanmadan benden yardım mı bekliyorsun lan? Kardeşimi bırakıp gitmediniz mi lan? Ha? Ha? Beysimi orada ölüme terk etmediniz mi? Abi sana her şeyi anlatacağım. Merhamet et abi. Bilmediğin çok şey var. İzin ver de konuşayım. Görüyor musunuz? Bir adamla konuşuyor. Ya anne ben bir gidip bakayım ya. Laf dinlesene oğlum. Kızdırma sana abini. Abi vallahi ben yapmadım. Bana kalsa ben Veys'i almadan gitmezdim. Ama Sadık alçağı bastırdı. Mecbur kaldım. Parayı alıp kaçtınız lan. Kardeşimi orada bıraktınız ki öldürsünler diye. Sadık yaptı. Hep onun yüzünden. Parayı benden kaçırdı. Hakkımı vermedi abi. Bütün paranın üstüne oturdu. Şimdi anlaşıldı sizin niye kavga ettiğiniz. Paramı isteyince tehdit etti beni. Öldürürüm seni dedi.
Bıçağı bir salladı, kulağıma geldi abi. Kaçtım. Senden başka sığınacak kimsem yok Bedrettin abi. Ulan sizi her tarafta arattırdım lan. Kardeşimin hesabını sormak için arattırdım. Seni niye koruyayım şimdi ha? Niye koruyayım lan? Sen beni koru. Sadık'tan hakkımı al. Ben sana kardeşinin katilini de söylerim Bedrettin abi. Ne? Veysi öldüreni mi? Evet. Sen biliyor musun lan? Nasıl bilmem. Gözümün önünde oldu her şey. Ulan bana bak. Eğer yalan söylüyorsan... Anlaması kolay abi. Yerini de söyleyeceğim sana. Gidip eline koymuş gibi yakalayacaksın. Veysi vuran önceki ay tersi olmuş biri. Adı Mustafa'ymış. Ne? Mustafa mı? Evet abi. Sadık'la kavgadan bir gün önce köyde saklanıyorduk. Kahvede oturuyoruz. Baktık ki veysi vuran çocuk. İzledik. Kaldığı yeri öğrendik. İstiyorsan oraya da götürürüm seni. Bekle burada. Hemen geliyorum, gidiyoruz. Ne oluyor? Niye kalktınız ki hepiniz? Merak ettik oğlum. Kimmiş? Bizim eski bir arkadaşmış. Başı sıkışmış da. Gitmesen olmaz şimdi. Alo. Tarık. Acele buraya gelin. Hemen. Önemli bir iş var. Hadi çabuk. Bana kalırsa abim yalan söyledi. Yine Hazal işi için gitti o. Öyle bir şey olsa bana haber verirdin. Niye haber versin? Elinden kaçırasın diye mi? Hoş, ben kaçırdığına memnun oldum ha. Hiç olmazsa kurtulduk. Sen bu Hazal'ı kıskanıyorsun. Niye kıskanacakmış? Kendin evlenemedin diye saldırıyorsun milleti. Aslında benim Hazal'la evlenmemi de bu yüzden istemedin. Sen evde kaldığın için. Oktay, kendine gel. Belli ki çekemiyorsun sen Hazal. Hmm. Güzelliğini kıskanıyorsun. Onu kıskanmışım öyle mi? Hazal'ın ne güzelliği var ha? Sen utanmıyorsun değil mi ablana böyle hakaret etmeye? Terbiyesiz. Oktay, ayıp ettin ama. İleri gittin. Ablanın kalbini kırdın. Ya benim kalbim. Soldaki kapı abi. Anlaşıldı. Benim işim ne olacak? Tamam. Sen şimdi git. Sonra hallederiz. Hadi yürüyün. Hadi. Kim olabilir? Ben bir bakayım. Ne yapıyorsun? Dokunmayın ona! Kes! Bana bak, şayet saçmalık yapar bir yere haber verirsen öldürürüm seni. Götürün onu. Kardeşim nasıl öldü? Operasyonda görevliydim. Emirleri uyguladım. Ayrıca bana verilecek her emri yapardım. Kardeşim de kaçakçıydı. Ayaklarından vurabilirdin. Zaten ben de ayaklarına fişettim. O da bende koşuyordu. Koşun sekti, yukarı isabet etti. Yalan söylüyorsun, yalan! Kimi kandırıyorsun lan sen? Kimi? Yalan söylemiyorum. En az ben de senin kadar çok üzüldüm. Kardeşini tanımıyorum bile. Niye öldüreyim? Senin için adam öldürmek kolay olabilir ama benim için hiç değil. Peki gelinimizden ne istedin ha? Onu kaçırarak namusumuzu niye iki paralık ettin? Ben kimseyi kaçırmadım. Kardeşim Veys'in vasiyetiydi. Yüz görünümünü götürmek için gittiğinde gördüm ben Hazal'ı. Yardım etmek istedim, hepsi o kadar. Sana mı kaldı yardım etmek lan?
Biz neciyiz burada? O bizim gelinimiz, bizim namusumuzdur. Nerede Hazal? Yerini söyle bana. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Birlikte değil miydiniz? Hayır, değildik. Ben doğru Salih'in yanına gittim. Hazal'dan da bir daha haber alamadım. Demek öyle ha, hiç haber almadın. Bu gece senin için çok uzun olacak, bilmiş oldum. Peki. Beni çağırtmışsın. Evet. Gece yorucu geçti galiba. Abini yakaladım Zeynep. Blöf yapıyorsun. Yapmıyorum. Dün geceden beri elimde. Onu serbest bırakmıştın. Şimdi niye tutuyorsun? Çok aptalca davranıyor. Hazal'ın yerini söylemiyor. Demek ki bilmiyor. Abine kötü davranmamamı istiyorsan o zaman sen söyle kızım. Mustafa aile namusumuzu yerlere düşürdü. Ama onu senin hatırın için bırakmıştım. Ya şimdi? Ona bir şey yapmayacağım. Merak etme. Hazal'ın yerini söylersen abini bırakırım. Söz mü? Daha önce yapmadın mı? Abim nerede? Seni ona götüreceğim. Ama Hazal'ı bulduktan sonra. Söyle Zeynep. Abin mi daha önemli senin için? Yoksa Hazal mı? Demek ben evde kalmışım, öyle mi? Hazal'ın güzelliğini kıskanıyormuşum. Hiç kimse benim yüzüme bakmazmış ha? Göreceğiz. Yapma ya, dur ya. Ben böyle işte, oynamak istiyorum ya. Buyur abi. Hadi aç. Hadi al bakalım. Ben Hüseyin. Ne şanssız adamsın ha. Ne oldu, bir şey mi var? Yok öyle. Çağırır gibi baktın da. Yok canım, hani orada mısın gibilerden baktım. İyi ettin, seni gördüğüme sevindim. Ben de. Sakal yakışmış. Şöyle baş başa kalabileceğimiz bir yere gitsek. Aa, ne münasebet canım? Ben hiçbir yere gelmem. Canım, ne var bunda? Olmaz öyle şey. Ya aşk olsun Selma, sen beni sokak kızı mı sandın? Bak, sağda solda bir gören olur, rezil oluruz. Minibüs durağının oradaki yıkık ambarı biliyorsun değil mi? Hı, biliyorum, ne olmuş? Saat 3'te seni orada bekleyeceğim. Hey, ben gelmem Selman, bak söyleyeyim. Ben gel diyorsam gel. Gelmem. Olmaz diyorum sana, sen ne? Bekliyorum. Allah Allah. Hanım, nerede Hazal? Bahçede, şimdi gelir. Oo, mis gibi koktu. Bana yemek koy, çok acıktım. Bedrettin abi. Merhaba Hazal. Abi nasıl buldun beni? Boş ver, o önemli değil. Ama sana vereceğim haber çok önemli. Nedir, ne oldu? Hadi gidiyoruz. Yok, o eve dönmem ben. Oraya dönemem artık Bedrettin abi. Hazal korkma, ben yanındayım.
Güvencem benim. Oktay var orada. Bana ettiklerini bir bilsen. Biliyorum. Onu da biliyorum. Tamam hadi merak etme. Hepsi geçti. Onun dersini de verdim. Kimse sana saygısızlık edemez bundan böyle. O evde yerim yok artık. Hacer'ını da sevmiyor beni, Zehra da. Kefilim benim diyorum Hazal. Bana inanmıyor musun? Estağfurullah abi. Biliyorsun Belgin yengen de seni çok sever. Kimseyi ezdirmeyiz seni. Hadi. Abi vereceğin haber neydi? Yolda konuşuruz. Git ev sahiplerine vedalaş. Ben arabada bekliyorum. Eline sağlık hanım. Afiyet olsun. Gel gel. Tam da seni çağıracaktım. Yemek koyuyordum. Gel otur ye. Gel. Gel otur. Sağ olun. Hısmım gelmiş de beni almaya. Hısmın mı? Yani Mustafa'nın bir yakın akrabası işte. Bildiğin tanıdığın biri mi? Elbette. Abim gibi. İzniniz olursa döneceğim artık. Mustafa'nın haberi var mı? Varmış. Ama naz yapıyormuş işte. O eve mi gidiyorsun? Yok. Akrabanın evine. Merak etmeyin. Her şey daha iyi olacak. Çok emeğiniz geçti bana. Hakkınızı helal edin. Anam babam oldunuz. En yakınım oldunuz. Kızım bari yemek yiyip gitseydin. Ha? Yok. Şimdi gideyim. Bekletmeyeyim onu. Kendi evladımdan ayrılır gibi. Ya yemek yemeden de gidiyor bu kız be. Hadi kızım güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Yolun açık olsun. Arabada Mercedes. Mustafa'nın zengin akrabaları var herhalde. İçeride biri var. Kim? Kocanı öldüren adam. Ne? Veys'in katili mi? Evet. Ne diyorsun abi sen? Onu buldum Hasan. Sonunda onu buldum. İçeride ha? Evet içeride. Sen yalnız gir kozunu paylaş. Hazal istemedim. Onu öldürmeyi hiç istemedim İnan. Demek doğru. Peki.
ki? Niçin peşimdeydin? Öldürdüğün adamın karısının ardına bunun için mi düştün? Vicdan azabı yüzünden mi? Hazal, kocam bir kaçakçıydı. Ben de görevliydim. Emir almıştım. Ama insandı. Bense bir günlük gelindim. Bir günlük yalnızca. Çok üzgünüm. Beis vasiyet etti. O yüzden peşine düştüm. Niye söylemedin, niye? Nasıl söylerdim? Sana inanmıştım. Sana güvenmiştim. Oysa kocamın katili senmişsin. Tüm bu çektiğim acıların sebebi senmişsin. Öl. Sen de öl. Ben öldüm, sen de öl. Hoş geldin. Ay, kalbim duracaktı az kalsın. Aman inşallah kimse görmemiştir. Geleceğini biliyordum. Geldim ama hemen gideceğim ben. Zinnurlara diye çıktım. Gel buraya, dur. Gel yanıma. Dur, dur. Öyle üstüme gelme. E madem hemen gidiyorsun. Tamam. Ben zaten konuşalım diye geldim. Ben onun için gelmedim. Ama ben konuşmak için geldim. Bak eğer kötü bir niyetin varsa bağırırım ha. Tamam ben gidiyorum. Ya dur bir dakika. Dur. Çok da nazlıymışsın sen ya. Gel bakayım şöyle yanıma. Gel. Gel yanıma otur. Söz ver bir şey yapmayacağını. Söz. Hadi. Şimdi sen anlat, ben seni dinleyeyim. Hazal. Gelinimizi getirdim. Rahatsız biraz. Ne oldu sana böyle? Rahatsız dedim ya. Hadi sen içeri götür Hazal'ı. Gel canım. Nereden buldun bunu? Onu sonra anlatırım. Artık kırmayacaksınız bu kızı, tamam mı? Azarlamak, hakaret etmek, kalbini kırmak yok. Ne oluyor sana böyle? Hazal'ın avukatı mı kesildin? Söylesin, anlatsın bakalım. Anlatsın bize. Mustafa ile arasındakileri. Kimse bir şey sormayacak. Dedim ya, gerekirse ben konuşurum. Bütün sorumluluk benim. Anlaşıldı mı? Neler diyorsun oğlum sen? İçimden o kızın saçını şöyle bir dolamak geliyor. Anne. Aa, siz burada mıydınız? Nereden geliyorsun sen? Neredeydin kaç saattir? Zinnurlardaydım. Ne olmuş? Yengeni bulup eve getirdim. Ne yengesi? Hazal'ı mı buldun? Dikkatli konuş. Hepiniz iyi davranacaksınız ona. Bir kötü laf ettiğinizi duymayayım. Bundan böyle burada yaşayacak. Onun yeri burası. Başka evi yok, tamam mı? Bedo. Oğlum bir dakika gelsin. Oktay. Ne oldu biliyor musun? Hayırdır? Hazal geldi. Ne? Ya abim bulmuş getirdi. Aman aman pek kıymete binmiş ha, sorma. Abi,
Yengene hoş geldin desene Oktay. Hoş geldin yenge. Bakın, hepiniz iyi dinleyin. Hazal bu evin kızıdır. Rahmetli Beyiz kardeşimizin yadigarıdır. Hepimiz acı çektik. Ama Hazal çok incindi. Başından kötü olaylar geçti. Onun bizden başka kimsesi yok. Ona kol kanat gereceğiz, bağrımıza basacağız. Olanları da unutacağız. Anlaşıldı değil mi? Abi, hani senin kitabında hiçbir şey unutulmazdı? İyilik de kötülük de. Hani biz namusumuz için yaşıyorduk? Gelinimizin namusuna toz konmuş değildir. Oktay, kapı. Buyurun. İyi günler. Hazal Soyer'i arıyoruz. Abi, polisler geldi. Hazal'ı soruyorlar. Buyurun memur bey. Hayrola? Niçin arıyorsunuz Hazal'ı? Hakkında bir ihbar var. Ne ihbarı? Suçu ne? Cinayet. Eski fabrikada cesedi bulunan Mustafa Aktuğ'u öldürmekle suçlanıyor. Ben kimseyi öldürmedim. Mustafa öldürülmüş mü? Neler oluyor Bedrettin? Sen bir şey anladın mı? Bir yanlışlık olmalı memur bey. Biz zanlıyı karakola götürmek zorundayız. İfadesi alınacak. Bedrettin abi, ben bir şey yapmadım. Sen de biliyorsun. Korkma, bir şey çıkmaz. Ben yanındayım. Hadi hazırlan, birlikte gideriz. Neler oluyor? Hiçbir şey anlamadım ben. Tamam korkma, geliyorum. Eski fabrikanın kapısına geldiğimizde Bedrettin abim bana içeri gir. Kocanı öldüren adamı orada bulacaksın dedi. Bilmiyordum tabii o zaman kim olduğunu. Fabrikaya girip karşımda Mustafa'yı görünce önce inanamadım. İnanmak istemedim. Sonra çıldırdım. Nasıl olur diyordum. Nasıl olur böyle bir şey? Onu öldürmek istedin mi? Evet doğru. İçimden boğazımı sıkmak geldi. Onu orada öldürmek istedim. Hiçbir fiili saldırıda bulunmadın mı? Kafasına bir şeyle vurmadın mı? Vurdum elbet. Elime ne geçtiyse fırlattım. Neler mesela? Ne bileyim. Yanımda duran her şey. Taş, sopa. Nerelerine geldi? Başına, omzuna, göğsüne, rastgele. En çok neresine mesela? Başına geldi galiba. Sonra ne oldu? Yaralandı mı? Bilmiyorum. Sonra dışarı çıktım kaynımın yanına. Peki o zaman neden kaçtın? Bilmiyorum. Peki onu öldürmüş olabileceğini mi düşündün? Ya öldüyse diye korkuya mı kapıldın? Yok, hayır. O kızgınlıkla çıktım ben. Öldüğünü düşünmedim bile. Size bir şey söyleyeyim mi? Abim bu kızı Mustafa'nın yanından alıp getirdi. Sen nereden biliyorsun? Bilmiyor anne, atıyor işte. Oktay, abin Hazal'ın yerini bilseydi çoktan gidip alırdı onu. Kızın da buraya gelmeye razı olması tuhaf. Bunlar bizden bir şey gizliyor ama... Bakın, bana göre olay şöyle. Hazal Mustafa ile beraberdi.
Ben zaten biliyordum da size anlatmıyordum bir türlü. Bunlar kavga ettiler. Feci bir kavga. Tamam, aynen böyle dedim ben. Dur bakalım bir anlatsın. Kavga sırasında Hazal öldürdü Mustafa'yı. Tabii beklenir ondan, doğru. Artık bıçakladı mı, kurşunladı mı orasını bilmiyoruz. Hazal tabii panik yaptı. Çaresiz, kime başvuracak? Hemen Bedrettin abimi aradı. Dedi böyle böyle, beni kurtar. Abim de gitti Hazal'ı alıp buraya getirdi. Polisler Mustafa'nın öldüğünü söyleyince hiç şaşırmadı Bedrettin. Demek ki biliyordu. Ama Hazal şaşırdı. Onu öldürdüyse bilmez mi? Aman bize ne? Yengemizin namusuna göz diken herif nasıl geberdiyse geberdi. O kadar söylüyordum ben Hazal bu evden gitsin diye. Gördünüz işte yaptığını. Al işte kadın katil. Yok bunun ötesi. Aman yatsın hapiste de görsün gününü. Zeynep kızım, dayanamayacağım ben. Hala bir haber çıkmadı abinden. Ara şu Bedrettin denen adamı da sor bakalım ne olmuş. Merak etme anne. Bedrettin Bey bana söz verdi. Abim sağ salim eve dönecek. Efendim? Heh. Alo, Zeynep. Zeynep ben Salih. Dinle beni. Bedrettin benim eve baskın yaptı. Baskın mı? Ne baskını? Mustafa benle kalıyordu. Burada saklanıyor. Sen de mi? Niye haber vermediniz? Biz burada meraktan çıldırırken niye bir telefon etmediniz Salih? Mustafa size zarar gelmesin diye burada saklandı. Ama yine de buldular. Bize saldırdılar. Mustafa'yı alıp götürdüler. Ben de saatler sonra yeni kendime geldim. Nereye? Nereye götürdüler? Bilmiyorum, bilmiyorum. Alo, alo. Kızım kim aradı, ne olmuş söylesene. Salih aradı. Abim onun evinde saklanıyormuş. Ama Bedrettin bulmuş alıp götürmüş abimi. Nereye götürmüş? O da bilmiyor. Allah'ım ya çocuğuma bir şey yaptılar. Hayır yapamazlar anne. Bedrettin'e Hazal'ın yerini söyledim. O da bana abimi getirmeye söz verdi. Öyle birine nasıl güvenirsin? Bütün bu olup bitenlerden sonra nasıl güvenirsin? Hadi ara şu adamı ara. Ara hadi. Gelinimizi kaçıran Mustafa'nın aynı zamanda kardeşimi vuran kişi olduğunu öğrenmiştim. Biliyorum askerlikte böyle şeyler olur. Nihayet o da aldığı emirleri yerine getirdi. Ama ölen de benim kardeşimdi, canımdı. Ve karısı Hazal'ın bunu bilmeye hakkı vardı. Ben öyle düşünmüştüm. O yüzden Hazal'ı fabrikaya götürdüm. Peki Mustafa'nın kardeşini vurduğunu öğrenince intikam hissi duydun mu? Evet. Duydum.